Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Bugün böyle olsun istedik. Bugünkü dersimizi görüntülü yapacağız. 50. üniteye geldik arkadaşlar. 50. konumuza geldik. Bugün de konumuz İngilizcenin en güzel, en zevkli konulardan bir tanesi, grammar konulardan bir tanesi, phrasal verb. Nedir bu phrasal verb? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Arkadaşlar phrasal verb birden fazla veya daha fazla sözcük veya sözcük gruplarının bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Şimdi resme bakalım arkadaşlar. Burada bir adam kağıtta bir form dolduruyor. Diyor ki İngilizce'de burada ilk örnekte fill out this application form and mail it. Bu başvuru formunu doldur ve postala. Buradaki fill out sözcüğü İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fill out. Başvuru formunu doldurmak arkadaşlar. Bir şeyi doldurmak. Yazılı bir kağıdı doldurmak anlamına geliyor. Fill out this application form and mail it. Bu başvuru formunu doldur ve postala diyor. Burada bu phrasal verb'lerin güncel veya gündelik yaşantımızı veya kitaplarda İngilizce'de çok sık karşımıza çıkan. Bu konuyu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü her zaman İngilizce'de bir fiili her zaman aynı şekilde kullanmıyoruz. Birden fazla phrasal verb olduğu için, sözcük grupları olduğu için gündelik yaşantımızda güncel konulara göre phrasal verb seçip kullanıyoruz arkadaşlar. Sürekli fill demiyoruz, fill out diyoruz örnek vermek gerekirse. Dedik ya konumuza giriş yaptıktan sonra. Çoğunlukla bir edat veya birden daha fazla sözcük veya sözcük grubunun bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Yani fiil cümleleridir, eylem cümleleridir. Fill out, başlı başına bir fiil. Doldurmak. Bu phrasal verb'ler çoğu kez dilin güncel kullanımlarından ortaya çıkar ve sık kullanıldığı için, yani bayağı bir sık kullanılır. Zamanla dilin ana yapısını oluşturur. Ne demek? Sürekli güncel yaşantımıza girdiği için phrasal verb'leri bolca kullanmış olacağız. Bunun için çok iyi öğrenmemiz lazım. Devam edelim konumuza. Dedik bizim burada bilmemiz gereken bir veya birden fazla sözcük veya sözcük gruplarına phrasal verb deniliyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Fiil cümleleridir. Yani eylem cümleleridir. İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımını komple listeledim arkadaşlar. Teker teker hepsine bakacağız. Burada phrasal verb'ler var. Başlangıç arkadaşlar. Blow up. Şimdi listenin sol tarafında phrasal verb'ler yazılı. Hemen hemen en sık kullanılan phrasal verb'lerin hepsini çıkarttım. Yanlarında bu sütunda anlamları ifade ediyor ve her birine üşenmeden hepsine birer örnek çıkarttım. Şimdi teker teker üstünden hepsini geçeceğiz. Bunun bir mantığı var mıdır arkadaşlar? Bunun bir mantığı yok. Bu phrasal verb'leri ezberimizde, hafızamızda yer etmesi gerekiyor. Yani hafızamıza kazıyacağız. Çünkü bunu tek öğrenmenin yolu phrasal verb'lerin zaten belirli bir sayıda en çok kullanılanları ezberlememiz gerekiyor. Kesinlikle başlangıç yapalım. Birinci phrasal verb'ımız blow up, patlamak, havaya uçurmak. Fiilimiz bu. Bakalım bir örnek verdik. They try to blow up the railroad station. Onlar demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar. Baktığımız zaman örneğimize they try. Try neydi? Denemek fiiliydi değil mi? Fiilden sonra ne geliyor? Blow up. Phrasal verb'ımız geliyor. They try to blow up. Patlatmaya çalıştılar. Neyi? The railroad station. Demir yolu istasyonunu patlatmaya çalıştılar. Bu şekilde hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir var. Bring up. Bir konudan bahsetmek arkadaşlar. İkinci bir anlamı da çocuk yetiştirmek. Buradaki bir konudan bahsetmek. Yani mention. İngilizce'de bir fikirden bir şeyden bahsetmek.
Bir konudan bahsetmek. Normalde bring neydi? Getirmek fiili, değil mi? Bring up. Birden fazla sözcük grubu araya geldiği için phrasal verb oldu ve anlamı tamamen değişti. Ha, şu gelmesin aklımıza. Bring getirmek fiiliydi. Getirmekle ilgili bir şey mi acaba? Bring up dediğimizde, phrasal verb yaptığımızda bir konudan bahsetmek. Yani cümlenin anlamı tamamen değişebiliyor. Veya çocuk yetiştirmek, gelmek, bir şeyi getirmekle alakası yok. O yüzden phrasal verb'in anlamını kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bir konudan bahsetmek, herhangi bir konudan. My mother brought up that little matter of my prison record again. Annem o kadar da önemli olmayan sabıka kaydımdan bahsetti. Bir örnek. My mother brought up that little matter of my prison record again. Annem bir şeyden bahsetti. My mother brought up. Sonrasında açıklama yapıyor neden bahsettiğini. Bring up ikinci anlamı da çocuk yetiştirmek arkadaşlar. Diyor ki, It isn't easy to bring up children nowadays. Bugünlerde çocuk yetiştirmek kolay değil. Call off, iptal etmek, cancel. Yani bir şeyi iptal etmek arkadaşlar. Neyi iptal etmek? Örneğin toplantıyı iptal etmek. They call off this afternoon's meeting. Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler. Do over. Do neydi? Yapmaktı değil mi? Bir şey yapmak. Bir işi tekrar etmek. Over, over, again and again dediğimiz şey. Hani bir şeyi tekrardan tekrardan yapmak. Üstünden geçmek tekrardan. Do over. Nasıl örnekte kullanıyoruz? Do this homework over. Bu ödevi tekrar yap. Öğretmen öğrencisine söylüyor bu cümleyi. Do this homework over. Bu ödevi tekrar yap. Neymiş? Do over. Bir işi tekrar etmek. Fill out. Bu örneği verdik. Bir formu doldurmak. Özellikle form doldurmak arkadaşlar. Fill out. İş başvurusu olabilir, herhangi bir posta metni olabilir, herhangi bir dilekçe, bir şey boşlukları doldurmak arkadaşlar. Fill out. Sınavlarda çokça karşımıza çıkar. Evet. Fill up. Tamamen, yani ağzına kadar doldurmak. Bir şeyi tamamen ağzına kadar doldurmak. She filled up the grocery cart with free food. Özellikle bunu bayanlar herhangi bir alışverişe gittiğinde özellikle çokça yapıyor. Sepeti tamamen dolduruyor. Ağzına kadar dolduruyor. Alışveriş yaparken. She filled up the grocery cart. Sepet arkadaşlar, alışveriş sepetini tamamen doldurdu diyoruz. Neyle? With the free food. Bedava yiyecekle doldurdu. Find out. Öğrenmek. Learn arkadaşlar. Sinonim eş anlamlısı learn. Find out. Find neydi? Bir şeyi bulmaktı, değil mi? Find out. Öğrenmek. Anlamı tamamen değişiyor. My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her. Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi. My sister found out. Öğrendi. Kız kardeşim öğrendi. Buradaki give away. Bu phrasal verb'ümüzü inceleyelim. Give neydi? Vermekti, değil mi? Give away'di arkadaşlar. Birisine bir şeyi bedava vermek. Anlamı tamamen değişti. Ama give'in vermek olduğunu bilelim. Bazı phrasal verb'ler var. Hemen hemen anlamını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Eğer hafızanızda yoksa. Örneğin give vermekse give away. Uzağa bir şeyler vermek gibi düşünebilirsiniz. Birisine bir şeyi bedava vermek, ücretsiz. The filling station was giving away free gas. Evet, benzin istasyonu bedava gaz veriyordu. Petrol veriyordu. Geçmiş zaman yaptık. The filling station.
Was giving away. Ücretsiz veriyor. Ne veriyor? Free gas. Ücretsiz gaz veriyor. Petrol veriyor. Give back. Bir şeyi geri vermek. Mesela buradaki örnekte tamam arkadaşlar. Phrasal verb'de. Give vermekti. Back ise geri değil mi? Geri vermek. Bunu rahatlıkla hafızamızda tutabiliriz. Bir şeyi geri vermek. Ne gibi? Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı. Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum. Bunu nasıl söyleyeceğiz? My brother borrowed my car. Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı. I have a feeling. Zannediyorum ki, umuyorum ki he is not about to give it back. Geri vermeyeceğini düşünüyorum. Give back. Bir şeyi geri vermek. Give it back. Filmlerde çokça karşınıza çıkar veya kitaplarda. Çokça sıkça kullanırız biz bu phrasal verb'ü. Hand in. Bir şeyi onaylamak. Ne gibi? Ödev yapmak gibi. Hand in. Bir şeyi onaylamak. Bakalım. The students handed in their papers and left the room. Öğrenciler ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar. Hand in. Bir şeyi onaylamak, ödev yapmak. Bu daha çok arkadaşlar ödev yapmak. Öğrencinin ödevi kalsın aklımızda. Homework gibi. The students handed in their papers and left the room. Öğrenciler ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar. Hang up. Yani call. Aramak fiili arkadaşlar. Phrasal verb'ü. Telefonu kapatmak. Hang up. Hani deriz ya telefonla bekleyin. Buradan hang, diğeri de hold ile başlıyor. Ama bunu aklımıza hang up. Telefonu kapatmak. She hang up the phone before she hang up her clothes. Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı. Hang up arkadaşlar asmak. İkisinin de okunuşu hang diye okunuyor. She hang up the phone. O telefonu kapattı. Ne zaman? Before, önceden kapattı. Bir şeyden önce. Neyden önce? She hang up her clothes. Buradaki hang up ise asmak, bir şeyi asmak, bir kıyafeti asmak veya çamaşır asmak. Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı. Hold up, geciktirmek, bir şeyi geciktirmek, bir fiili, bir eylemi geciktirmek. Bakalım. I had to hold up the meeting. Toplantıyı geciktirmekten nefret ederim, hoşlanmam. I hate to hold up meeting. Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmam. But I have to go to the bathroom. Ama lavaboya gitmem gerekiyor. Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor. I had to hold up the meeting. But I have to go to the bathroom. Hold up ikinci anlamı ise arkadaşlar soymak. Yani hırsızlık yapmak, bir yeri soymak. Birinci anlamı geciktirmek. İkinci anlamı ise soymak. Bakalım buradaki soymak phrasal verb nasıl kullanılmış? Three masked gunmen who held up the security bank in this afternoon. Üç maskeli ve silahlı adam güvenlik bankasını bu öğleden sonra soydular. Three masked gunmen held up the security bank this afternoon. Soymak. Leave out. Atlamak, çıkarmak veya savsaklamak. Bu gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Atlamak, çıkarmak veya savsaklamak. Yani bir şeyi, bir işi savsaklamak gibi düşünün. You left out.
Şimdi burada leave out dedik. Burada left out dedik. Niye? Past kullandık. Past tense. Leaving geçmişi düzensiz fiil olduğu için left oluyordu, değil mi? You left out the part about the police chase down. Polisin kovalamasıyla, chase kovalamak arkadaşlar. Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın. Yani o bölümü anlatmadın. You left out the part about the police chase down. Polisin kovalaması ile ilgili bölümü atladın diyor arkadaş. Bunu bir speech yani bir olayı anlatırken bu kelimeyi kullanıyor. Ne anlama geliyormuş? Bir işi aradan çıkartmak, savsaklamak, atlamak. Look over. İncelemek, kontrol etmek. Bakalım. Look over. The lawyers. Lawyers diyor okunuyor arkadaşlar. Avukat. Burada çoğul var. Avukatlar. The lawyers look over the papers carefully before questioning the witness. Witness şahit demek arkadaşlar. Tanık. Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler. The lawyers look over the papers. Avukatlar dikkatlice incelediler. Carefully. Dikkatlice kağıtları incelediler. Ne zaman? Before questioning the witness. Tanıkları sorgulamadan önce avukatlar güzelce kağıtları incelediler diyoruz. Look up. Bir listenin içinde aramak arkadaşlar. Look up. Bir listenin içinde aramak. Bakalım. You have misspelled this word again. You had better look it up. Bu kelimeyi yine yanlış yazdın diyor. You have misspelled. Yazmak arkadaşlar. Misspelled this word again. Bu kelimeyi yine yanlış yazdın. Doğru yazılımına baksan iyi olacak. You had better look it up. Doğru yazılımına baksan daha iyi olacak. Look up. Bir listenin içinde aramak. Evet. Make up. Bir hikaye veya yalan uydurmak. Sallamak, bir şeyi uydurmak. Make up. Bakalım. She was in trouble. O biliyor. Başı belada olduğunu biliyor. So, böylece she made up a story about going to the movies with her friends. Ne yapmış arkadaş? Bir hikaye uydurmuş. Story ne hakkında? Going to the movies. Sinemaya gitme hakkında, filme gitme hakkında. Kim ile? With her friends, arkadaşları ile. Başının belada olduğunun farkındaydı. Bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu. Bir şeyi sallama, hikaye yazmak, uydurmak. Make out. Duymak, algılamak. Make out. He was so far away. We really couldn't make out what he was saying. O kadar uzaktaydı ki onun ne söylediğini duyamadık. Yani duymak, algılamak. Burada olumsuz yaptık. Couldn't, duyamadık, algılayamadık gibi. We really couldn't make out what he was saying. Onun ne söylediğini algılayamadık, duyamadık. Make out, duymak, algılamak. Pick out, seçmek. Pick zaten seçmek gibi, almak düşünün. Pick out, bir şeyi seçmek. Ne gibi? There were three men in the line up. Sırada üç adam vardı. She picked out the guy she thought had stolen her purse. Purse, bayan cüzdanı demek arkadaşlar. Sırada üç adam vardı. Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti. Pick out, seçmek. She picked out the guy. O adamı seçti. Pick up,
Bir şeyi kaldırmak arkadaşlar. Bir şeyi kaldırmak, tutup kaldırmak. The crane pick up the entire house. Winch arkadaşlar, crane winch demek. Winch bütün evi havaya kaldırdı. Point out. Dikkat çekmek, belirtmek. Point out. Bir şeyin dikkat çekmek, bir şeyi belirtmek. As we draw through Paris, Francis pointed out the major historical signs. Paris'ten arabayla geçerken, Francis ne yapmış arkadaşlar? Başlıca tarihi yerleri dikkatimizi çekti. Pointed out. Dikkat çekmek, belirtmek. Away. Saklamak arkadaşlar. Bir şeyi saklamak. We put away money. Parayı saklamak. She put away the cereal boxes. Bakalım. We put away money for our retirement. She put away the cereal boxes. Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz. Örneğin, we put away money for our retirement. Emekliliğimiz için parayı saklıyoruz. Put off, ertelemek. Put off, ertelemek arkadaşlar. We asked the boss, patrona sorduk diyor. Bakalım neyi? To put off the meeting until tomorrow. Please put it off for another day. Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik. We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik. Put off, ertelemek. Put on, giymek, dress arkadaşlar. Wear ya da dress, yani giyinmek. I put on a sweater and jacket. Bir süveter ve ceket giydim. Put on, giyinmek fiili. Put out, söndürmek, yangını söndürmek gibi. The firefighters put out the house fire. İtfaiyeciler evin yangınını söndürdüler. Ne zaman? Before, önce. Neyden önce? It could spread. Yangının yayılmasından önce itfaiyeciler ne yaptı? Evin yangını söndürdü. Put out, söndürmek. Read over. Dikkatli okumak arkadaşlar. I read over the homework. Read dedim. Neden read diye okudum? Çünkü bu cümle past tense, geçmiş bir zaman. Read'in ilk haliydi. İkinci ve üçüncü hali nasıl diye okunuyordu arkadaşlar? Aynı şekilde yazılıyor. Kırmızı gibi söyleniyor. Red. I read over the homework but couldn't make any sense of it. Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şeyi anlamadım. Set up, düzenlemek. Bir şeyi düzenlemek. Set up. My wife set up the living room exactly the way she wanted it. Benim eşim istediği gibi odayı, oturma odasını düzenledi. Bir şeyi düzenlemek. Evinin odasını düzenlemek gibi. Set up, düzenlemek. Evet. Take down. Biraz daha var arkadaşlar. Take down. Not etmek. Bir şeyin notunu almak arkadaşlar. Take off. Kıyafet çıkarmak. Ne gibi? Hava sıcak olduğunda kıyafetini çıkarması gibi. It was so hot. Çok sıcak diyorsun. That I had to take off my shorts. Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Take off. Bir de take off'un havalanmak, uçağın havalanması anlamı var. Ona da geleceğiz arkadaşlar. Talk over, tartışmak. Talk normalde neydi? Konuşmak fiiliydi.
Talk over'da arkadaşlar tartışmak. We have serious problems here. Burada bizim ciddi problemlerimiz var. Let's talk them over like adults. Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız. Let's talk them. Kendi aramızda bir yetişkin gibi tartışmalıyız. Talk over, tartışmak fiili. Throw away. Throw arkadaşlar normalde fırlatmak. Throw away aynı anlamda. Fırlatmak. That's a lot of money. Çok para var. Çok pahalı bir şey. Çok pahalı bir şey olabilir. That's a lot of money. Çok para var diyorsun. Don't just throw it away. Uzağa atma. Veya dışarıya atma. Sakın atma. Burada bir ünlem var. Çok para. That's a lot of money. Atma. Try on. Kıyafet denemek. Bundan bahsetmiştik sanırım. Try out. Yine aynı şekilde denemek. Turn down'lar arkadaşlar. Bir şeyin sesini kısmak. Radyonun sesini kısmak gibi. Turn down. Turn up var. Bir şeyin sesini yükseltmek. Zıt anlamlılar. Turn down. Down'dan gelsin aklımıza. Aşağı doğru kısmak. Turn up. Bir şeyin yukarısı. Sesini yükseltmek gibi. Radyonun sesini yükseltmek gibi. Turn down'un bir de ikinci anlamı bir şeyi reddetmek arkadaşlar. Bir teklif ediyorsunuz ama o teklif geri geliyor. Olumsuz bir şekilde. Turn off. Elektriği kapatmak arkadaşlar. Elektriği kapamak. Bunu şöyle de kullanabiliriz. Lambayı kapatmak. Lambayı açmak. Turn off. Elektriği kapamak. Turn on. Elektriği açmak. Bakalım buradaki örneğimize. We turn off the lights before anyone could see us. Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük. We turn off the lights. Biz ışığı söndürdük. Yani kapattık. Turn on. Elektriği açmak. Turn on the CD player. So we can dance. CD çaları. Aç da dans et. Burada aynı şekilde elektriği açma bu şekilde buradaki cümle içinde kullanabiliriz. We turn on the lights. Işıkları açtık veya ışıkları kapattık. Turn off kapatmak elektrikle ilgili. Turn on da bir şeyi açmak arkadaşlar. Her gün yaptığımız eylemler. Bunları sıkça kullanıyoruz. Mesela her gün yatmadan önce turn off yapıyoruz. Turn on. Artı bunu herhangi bir elektronik eşya için de kullanabiliriz. Bilgisayarı açmak gibi veya CD player'ı açmak gibi. Elektrikle çalışan bir donanım olduğu için. Şimdi arkadaşlar bazı phrasal verb'ler vardır. Bunlar asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan ayrılmaz. Yani ne demek istiyorum? Aşağıdaki buradaki anlatılan phrasal verb'ler, başlayan phrasal verb'ler edat ile kullanılır. Ne gibi? Hemen okumuzu takip edelim. Burada call on. Burada bir phrasal verb kullanılmış altı çizili. Bundan sonra his geliyor. Bir edat arkadaşlar. Hemen burada get over phrasal verb'u kullanılmış. Sonrasında my. Bu bir edattır. Yani belli başlı bazı phrasal verb'ler geliyor. Bunlar edat ile birlikte kullanılır. Edatlardan ayrılmayan bir ikili gibi düşünebiliriz. Nedir bu edatlardan ayrılmayan phrasal verb listesi? Harika. Devam edelim. Call on. Ziyaret etmek. Şimdi birisini ziyaret etmek. Bakalım edattan neden ayrılmadığını buradaki örnekte göreceğiz. The old minister continued to call on his sick parishioners.
Eski başkan hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti. Eski başkandan bahsediyoruz değil mi? Burada diyor ki the old minister continue. Eski başkan devam etti. Neyi? To call on. Ziyareti devam ettirdi. Kimin ziyaretini? Onun. Ortada yapılan bir eylem birileri tarafından yapılıyor değil mi? Bunun için edat kullanılıyor. Aşağıdaki örneklerde örneğimiz çoğaldıkça daha rahat anlayacağız. Get over. Bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek. Hastalığı atlatmak, yani bir şeyin üstesinden gelmek. Üzerimizde bir hastalık var örneğin. Grip oldunuz veya nezle oldunuz. Bu hastalığı atlatmak. Biz bunu hangi phrasal verb'de kullanıyoruz? Get over. Üstesinden gelmek. I got over. Geçmiş zaman yaptığımız için. I got over the flu. Flu hastalık arkadaşlar. Nezle grip. Nezleyi atlattım diyor. But ama I don't know. Bilmiyorum. If I will ever get over my broken heart. Ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim? İkiledim arkadaşlar burada. Hiç bilmiyorum diyor. Burayı ayırdım. Neden? Şimdi. If I will ever get over my broken heart. Ama tekrardan kalbimi onarabilecek miyim? Bunu bilmiyorum diyor. Get over. Tekrardan üstesinden gelebilecek miyim? Tekrardan atlatabilecek miyim? Neden? Neyi? My broken heart. Edat var arkadaşlar. Benim kırılan kalbimden bahsediyor. Yapılan eylemin birileri tarafından olduğu için edat kullanılıyor. Buna istinaden buradaki phrasal verb'ler edatlar ile kullanılır. Buradaki phrasal verb'umuza bakalım. Go over. Yeniden incelemek, gözden geçirmekti değil mi? Evet. The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice. Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrardan gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar. They should have gone over it twice. Veya buradan went over. Go'nun arkadaşlar pas olduğu için went dedik. Went over kullanıldı. Tabi cümlenin zamanına göre biz bu phrasal verb'e ed takısı kimi zaman fiil düzensizse değişebiliyor. Veya zamanın ekini alabiliyor. Go ne oluyor? Geçmiş olduğu için went oluyor. They should have gone over it twice. İki kez bakmalıydılar. Muhtemelen başarısız oldular. Bunun için bu cümleyi kurduk. Go through. Tüketmek. Bir şeyi tüketmek arkadaşlar. The country went through most of its coal reserves in one year. Did he go through all his money already? Ülkeleri bir yıl içinde en çok kömür rezervlerini tüketti. Bütün parasını şimdiden harcadı mı diyoruz o. Did he go through all his money already? Bütün parasını harcadı mı? Bu şekilde arkadaşlar phrasal verb'ler edatlar ile kullanılıyor. Bakalım daha var mı edatlar ile kullanılan phrasal verb'ler? Var. Look after. İlgilenmek, bakmak. Birileriyle ilgilenmek. Köpeğine bakmak veya bir hastaya bakmak gibi birileriyle ilgilenmek, bakmak, göz kulak olmak. Look into, araştırmak, incelemek. Polisin olayı araştırması gibi. The police will look into the possibilities of embezzlement. Polis, zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak. The police will look into the possibilities. Polis olasılıkları araştıracak derken dediğimiz cümle gibi. Run across, rastlamak, birilerine rastlamak. Eski
O da arkadaşımı rastladım. I ran across my old roommate. Ben eski oda arkadaşıma rastladım. Run into. Karşılaşmak, rast gelmek. Bu sefer de karşılaşmak var, rast gelmek var. Carlos ran into his English professor in the hallway. Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı. Take after, benzemek. Take after, benzemek. My second son seems to take after his mother. Ortanca oğlum annesine benziyor. Take after, benzemekti. Birilerine benzemek gibi. Wait on, servis yapmak arkadaşlar. Bir garsonun servis yapması gibi. Bu phrasal verb'ler arkadaşlar. Buradaki phrasal verb'ler edatlar ile kullanılıyor, ayrılmıyor. Call on, get over, go over, go through. Look after, look into, run across, run into, take after, wait on gibi phrasal verb'ler edatlar ile kullanılır. Devam edelim. Bu sefer de arkadaşlar 3 kelimeden oluşan phrasal verb'ler var. Hani hep kısa diyorduk, look after gibi diyor. Bu sefer break in on, catch up with gibi. 3 kelimeden geçişli diyoruz arkadaşlar biz bunlara. Geçişli phrasal verb'ler. Bunlar 3 cümlecikten, 3 kelimeden oluşuyor. Biz başta ne demiştik konumuzu anlatırken? Phrasal verb'ler bir veya birden fazla sözcük gruplarının araya gelmesiyle oluşuyordu. Bu sefer de karşımıza böyle bir şey çıkarsa şaşırmayalım. 3 sözcükten oluşuyor. Ne gibi? Break in on gibi. Anlamı nedir? Bir sohbeti bölmek. Break in on. Bir sohbeti bölmek. Ne gibi? Bakalım buradaki örneğimize. I was talking to mom on the phone when the operator break in on our call. Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonla annemle konuşuyordum. Break in on. Bir sohbeti de bölmek. Break in on. Our call. Bizim konuşmamızı bölmesi gibi. Kim? Operatör. Catch up with. Yakın olmak arkadaşlar. Birilerine yakın olmak. Bakalım. Catch up with. Catch normalde yakalamak fiiliydi, değil mi? Catch up with tamamen farklı bir anlama bürünüyor. Burada yakın olmak. Bakalım. After our month long trip, it was time to catch up with the neighbors and the nearest around town. Aylar süren yolculuğumuzdan sonra komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmiştir diyor. Birilerine yakın olmak. Kime? Komşularına yakın olmak gibi. Catch up with the neighbors. Komşularına yakın olmak. It was time. Zamanı gelmişti. Neyin? To catch up with the neighbors. Komşulara yakın olmanın zamanı gelmişti diyor. Check up on. İncelemek, kontrol etmek. Check up. Buradaki hastanede yapılan check up aklımıza gelsin. Aynı anlamı ifade ediyor. Check up on, incelemek, kontrol etmek. Come up with, bağışta bulunmak. Come up with, bağışta bulunmak. Bakalım örneğimize. Neyin bağışını? After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a $1,000 donation. Eski kilise cemiyeti üyesi 1.000 dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı. After years of giving nothing. Yıllarca hiçbir şey vermeden önce vermemiş. Ama come up with a $1,000 donation. 1.000 dolarlık bir bağış yaptı diyoruz. Come up with a $1,000 donation. Bağışta bulunmak. Cut down on. Kesmek, azaltmak. Parayı kesmek gibi. Drop out of.
Sınıfta kalmak, drop out of öğrencinin kesinlikle unutmayı öğrencilik hayatı boyunca bir phrasal verb. Drop out of, sınıfta kalmak. Bakalım. Drop out of school, okulda kalmak. Ne zaman? This semester. Bu semester. I hope none of my students, umarım benim hiçbir öğrencinin ne yapmaz? Drop out of school. This semester, bu semester okulda, sınıfta kalmaz. Get along with. İyi anlaşmak demek arkadaşlar. Birileriyle iyi anlaşmak. Get along with my brother. Benim erkek kardeşimle iyi anlaşmak. Get away with. Bir işten sıyrılmak. Kendini bir şekilde o işten sıyırmak arkadaşlar. Get rid of. Kurtulmak. Bir şeyden kurtulmak. Canınızı çok sıkan bir şey var. O şeyden kurtuluyorsunuz. Get through it. Bitirmek. Bir programı, bir şeyi bitirmek. When will you ever get through with that program? Bu programı ne zaman bitireceksin? Kursa gittiniz ve okulda program veya bir semineri, bir toplantıya katıldınız ve çok sıkıcı geçiyor. Onun bir an önce birileri tarafından bitirilmesini istiyorsunuz. Bitirmek. Get through it. Phrasal verb'un anlamı bitirmek arkadaşlar. Bu gibi durumlarda bitirmek. Hani cancel ya da finish demiyoruz da get through it. Neden arkadaşlar finish demiyoruz? Neden phrasal verb kullanıyoruz? Çünkü gündelik hayatımızda gündelik zaman dilimine çokça bu phrasal verb'ler kullanıldığı için bunları kullanıyoruz. Sürekli finish kelimesini kullanamazsınız İngilizce gramırda veya İngiliz dili ve İngiliz dilinde. Edebiyatta zaten tamamen farklı phrasal verb'ler çıkabilir arkadaşlar. Look forward to. Dört gözle beklemek. Bir şeyi dört gözle beklemek. Look down on. Hor görmek. Küçümsemek. Look in on. Birini ziyaret etmek. Look out for. Önce davranmak. Bir şeyi önce davranmak. Birilerinden önce. Look up to. Respect arkadaşlar. Saygı göstermek. Make sure of. Doğrulamak. Emin olmak. Emin misin öğrencinin kimliğinden gibi. Öğrencinin yaptığı sorulardan, bir öğrencinin yaptığı cevaplardan, sınav sorularının cevaplarından emin olması gibi. Make sure of. Put up with. Hoşgörü göstermek. Çok güzel bir phrasal verb arkadaşlar. Put up with. Bakalım cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz? The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students. Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı. The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students. Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı. Run out of, tükenmek, bezmek arkadaşlar. Take off, take care of. İlgilenmek, sorumlu olmak, bakmak. Talk back to. Kaba bir şekilde cevap vermek. Talk konuşmaktı. Back de geriye, hani geri tarafa veya arka o kişiye doğru konuşmak. Talk back to ise kaba bir şekilde cevap vermek. Yani birilerine kaba bir şekilde cevap veriyorsunuz. Think back on. Yad etmek, anmak, bir şeyi anmak. Ne gibi? I often think back on my childhood. Çocukluğumu sık sık anarım. Walk out on. Terk etmek, başından atmak. Walk out on. Terk etmek. Yürümekle hiçbir alakası yok arkadaşlar baktığımız zaman. Cümle içerisinde terk etmek veya başından atmak nasıl kullanılmış? Her husband walk out on her. Onu kocası başından attı, savdı, terk etti. Ne zaman? Her. And
Dear Three Children, kocası onu ve üç çocuğunu terk etti. Walk out on, terk etmek, başından atmak. Şimdi bazı phrasal verb'lerde geçişsiz arkadaşlar. Nesne almazlar. Bakalım. Yani nesne dediğimizde buradaki phrasal verb'lerden sonra break down, catch on, come back. Bunlardan sonra herhangi bir edat gelmez. Break down, bozulmak, arabanın motorunun bozulması gibi. Arabanın bozulması gibi. Catch on, tutmak. Bir şeyi popüler olmak, tutmak. Bir şarkı söylersiniz, o şarkı tutar. Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward. Popüler şarkılar önce Kaliforniya'da tutar ve daha sonra doğuya doğru yayılır. Bir şeyi tutmak, popüler olmak. Come back, geri gelmek arkadaşlar, geri dönmek. Come in, girmek, içeri girmek. Kapıdan içeri girmek gibi. They try to come in through the back door. Arka kapıdan onlar içeri girmeye çalışmışlar. Come to, şuur yerine gelmek arkadaşlar. Come over, ziyaret etmek. Drop by, habersiz ziyaret etmek. Come over, ziyaret etmek. Drop by, habersiz ziyaret etmek. Eat out, yemek için dışarıda yemek yemek arkadaşlar. Öldürsene, herhangi bir restoranda, bir kafede yemek yemek. Get by, hayatını sürdürmek. Get up, kalkmak. Bunlar bildiğimiz en basit phrasal verb'ler arkadaşlar. Go back, geri dönmek. Go on, devam etmek. İkinci bir anlamı da meydana gelmek arkadaşlar. Bir şeyin meydana gelmesi. Grow up, büyümek. Çocukken yetişkin olmak gibi. Keep away, bir şeyden uzak durmak. Her zaman kibritlerin veya yanıcı maddelerin üzerinde bir sticker'da, bir etikette, tehlikeli maddelerde keep away yazar. Uzak durmak. Bir uyarı işareti aslında bu. Keep away. Keep on. Arkadaşlar bu her zaman isim halidir. Keep on. Bir gerund ile kullanılır. Yani bir isim ile kullanılır. Bir önceki konumuzlardan bahsetmiştik. Gerundlar neydi? İsimdi değil mi? Keep on. Gördüğünüzde anlamı devam etmek. Keep on'dan hemen sonra bir İsim hali gelecek cümlede. Keep on singing. Şarkıyı söylemeyi devam ettirmesi gibi. Pass out. Bayılmak arkadaşlar. Show off. Gösteriş yapmak. Show up. Varmak. Ortaya çıkmak. Wake up. Uyanmak. Get up'tı neydi? Kalkmaktı. Şimdi bunların anlamlarını zaten daha sonradan ben tüm tabloyu en çok en sık kullanılan phrasal verb'lerin hepsini gramarı kuralına göre anlattım. Gerisinden siz sorumlusunuz ama anlamadığımız yeri mutlaka soruyorum. Soracağız. Birkaç tane örneğimiz var. Bunlara da bakalım arkadaşlar. Konumuzu bitirmiş olacağız. Diyor ki bize fill in the blanks with the phrasal verb. Phrasal verbs with to look. Look ile başlayan phrasal verb kullanın cümlenin anlamına göre. Peki her şeyden önce ben cümlenin anlamını bilmem gerekiyor ki ona göre hangi look on mu diyeceğiz, look after mı, look for mu diyeceğim ona göre bilmem gerekiyor. 1. My mother's going to the keys for me tomorrow. Çocuklar benim için yarın için çocuklara annem bakacak. Look after. Bakmak, ilgilenmekti değil mi? My mother's going to look after. Benim annem ilgilenecek. Ne ile? The keys, çocuklar ile. Çocuklar için. For me tomorrow, yarın. Benim için çocuklar ile ilgilenecek. 2. I have to look for.
New flat. Yeni bir apartman dairesi arıyorum. Is this one? Bu çok küçük diyoruz. Is this one is too small? Bu çok küçük. Yeni bir apartman dairesi arıyorum. Look for, aramak. Look at, anlamı neydi bakalım? Bakmak, değil mi? Just look at how low that plane is flying. Bu uçak ne kadar alçak uçuyor? Bak diyorsun. Look at, bakmak fiili. The police are going to look into the accusation. Polis araştıracak olayı, araştıracak suçluyu, değil mi? Look into, araştırmak. Burada da son örneklerimiz var arkadaşlar. Bakalım. Yine aynı şekilde out ile biten phrasal verb kullanıyor bize. Birinci örneğimize bakalım. If you want to lose weight, eğer kilo kaybetmek istiyorsan, kilo vermek istiyorsan, you will have to cut out everything sweet. Tatlı olan her şeyi kesmen gerekiyor. Cut out, bir şeyi bırakmak, kesmek. You will have to cut out everything sweet. Tatlı olan her şeyi kesmen gerekiyor. Eğer kilo vermek istiyorsan. İkinci örneğimize. They didn't get home until 5 o'clock. Onlar saat 5'e kadar, ne zaman? In the morning. Sabah 5 oluncaya kadar gelmediler. Because, çünkü they had stay out celebrating all night. Bütün gece onlar dışarıda kutlama yaptılar. Stay out, dışarıda. Üçüncü örneğimiz. Look through the wedding photos. Beraber arkadaşlarınla evlenirken çekindiğin resimlere bakıyorsun. Evlilik resimlerine. Diyorsun ki, pick out any you would like a copy of. Herhangi bir tanesinden kopya yapmak istiyorsan seç. Pick out, seç. Bir fotoğraf seçmek. Pick out neydi? Seçmekti. Dördüncü örneğimiz ve son. My friends usually go to an Italian or Japanese restaurant when they eat out. Eat out dışarıda yemek arkadaşlar. Diyor ki cümlede. Benim arkadaşlarım genellikle usually go to an Italian or Japanese restaurant. Benim arkadaşlarım genellikle İtalyan ya da Japon restoranlarına giderler. Ne zaman? When they eat out. Yemek yiyecekleri zaman dışarıda benim arkadaşlarım genellikle İtalyan ve Japon restoranlarına giderler. Arkadaşlar phrasal verb konumuz bu kadardı. Listeye mutlaka göz atalım. Çünkü bayağı uzun bir liste var. Bunları mutlaka mantığını bilmemiz gerekiyor. En azından pick dediğimizde seçmek, almak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Phrasal verb konusunu işlemiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konularımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.